Merhabalar hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle konuşmak istediğimiz konu başlığımız sağlık. Biliyorsunuz ki son yıllarda sağlık sisteminde oldukça büyük gelişmeler söz konusu. Ve bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz açıkçası. Hem teknolojinin gelişmesi hem de Türkiye imkanlarının gelişmesi çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla güzel hastanelerde iyi hizmet alma imkanı oldu. Geçmişte SSK Devlet Hastanesi gibi ayrımlar ortadan kalktı ve şimdi çok daha iyi imkanlarla, çok daha güzel imkanlarla sağlık hizmeti alınabiliyor. Hem de tabii bu konudaki uzman personelimizin yetişmiş olması, sağlık meslek liselerinin, tıp fakültelerinin artmış olması bizim için büyük bir kazanç. Ancak benim eleştiri noktam şurası, tıp fakülteleri ilk 20 binle öğrenci alıyor. Dolayısıyla çok kıymetli öğrencileri biz sadece sağlık sektöründe doktor olarak istihdam ediyoruz. Bizim halbuki bu kıymetli insan gücünü üretimde kullanmamız lazım. Yani sağlık sektörü, sağlık turizmi hariç ki son dönemde Türkiye'de sağlık turizmi de gelişti. Yurt dışından çeşitli amaçlarla birçok insan Türkiye'ye tedavi olmak için ya da estetik kaygılarla geliyor. Bu sağlık turizmin dışında sağlık sektörü sadece gider yazıyor. Bizim ise ülke olarak üretim yapmamız lazım ve üretim yapabilmek için de üreten beyinleri bu alanda istihdam etmemiz lazım. Dolayısıyla çok kıymetli bu insan gücünü biz sanayi üretiminde istihdam etsek çok daha faydalı bir iş yapmış oluruz. Çok daha yerinde bir, çok daha akılcı bir tercih yapmış oluruz. Aksi takdirde bu insan gücümüzü bu şekilde değerlendirmemiz, özellikle de son dönemde yurt dışına giden doktorlarımızla hesaba kattığımızda ülke açısından önemli bir kayıp haline de gelebiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki hocam, şehir hastanesi konusuna gelince ne düşünüyorsunuz? Şehir hastaneleri son dönemde büyük faydalar yanına bazı sorunları da beraberinde getirdi. Çok büyük insan kütlelerini belirli şehrin belirli yerlerinde topladı ve bu hem trafiği artırırken hem de pandemi döneminde bulaş merkezi olarak çalıştı. Bu bölgenin içerisindeki işte yeme, içme, otopark sorunları vesaire ayrıca bir değerlendirilmesi gereken konu olarak önümüze geldi. Avantajlarının yanında dezavantajları da oldu. Böyle büyük yapılarda tabii enerji maliyetleri, personel organizasyonu, bunun yanı sıra sarf malzemesinin temini ve bunların kullanımı gibi şeyler büyük kolaylıklar oluşturur. Ama bunun dışında biraz önce bahsettiğim konularda bu işin dezavantajı olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada semt polikliniklerine olan ilgiyi biraz daha artırmamız lazım. Yani herkes şehir hastanelerine tedavi olmak amaçlı gitmemeli. Ön tedavinin yapılması ve ondan sonra şehir hastanelerine gitmeleri gerekir. Bunun dışında da tabii sağlık hizmetinde çalışan insanlarımız çok önemli bir dönem geçirdiler ve performans sergilediler. Bizim onları da taltif edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, sıkıntılarını gidecek tedbirler almamız lazım. Bu tür şehir hastanelerinin kampüs içerisinde olması, yani lojmanlarının, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak kreş gibi yapıların, okul gibi yapıların birleşik halde bulunması büyük avantaj sağlar. Birlikte olması iyi olurdu. Fakat bu tanzim edilmemiş. Belki önümüzdeki süreçte bir çözüm üretilebilir bu konuda. Çünkü bu alanda çalışanlar şehir içerisinde uzun mesafelerle yolculuk yapmamalı. Yani servis, minibüs, metro vesaire gibi taşıtlarla uzun yolculuklar yapmamalı. Bu yolculuklar çalışanın performansını düşürüyor. Bu performans düşüklüğü de tabii hastanın tedavisine yansıyor. Çalışanın çocuğunu düşünmesi, çalışanın alışverişi düşünmesi de
performans düşüklüğüne neden oluyor. Dolayısıyla daha yüksek bir performans için bu tür yapılanmaların kampüs içerisinde olması büyük fayda sağlayacaktır. Kesinlikle hocam, söylediğiniz her şeye harf harfine katılıyorum ben de. Sağlık çalışanlarının sadece çalışma ortamlarının değil, çalışma ortamlarının dışındaki hayatlarında da bazı kolaylıklar sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz planlamaların her anlamda iyi şeyler bize getireceğini düşünüyorum. Peki hocam, bir diğer merak ettiğimiz konu, toplum sağlığı hakkında neler söyleyebilirsiniz, neler düşünüyorsunuz? Şimdi bizim sağlık yaklaşımını tedavi edici zihniyetten çıkartıp önleyici sağlık anlayışına geçmemiz lazım. Yani önemli olan insanları hasta edip tedavi etmek değil, hastalanmasını önlemek. Geçmiş dönemlerde bununla ilgili çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sigara yasağına model olması, öncü olması toplumda önemli bir değişime imkan sağladı. Geçmişte her ortamda sigara içilirken bugün binaların dışında sarı çizgilerin ötesinde sigara içilir hale geldi. Dolayısıyla hem yaşanan ortamların hava kalitesi arttı, hem de bizim sigara kaynaklı rahatsızlıklarımızda da önemli ölçüde azalmalar meydana geldi. Bunun kestirimi çok zor. Yani sigara içiyorduk, o yüzden bu kadar hastamız oluyordu, bu kadar can kaybımız oluyordu. Toplum olarak sigara yasağına uyduk. Dolayısıyla bu kadar can kaybımız olmadı, bu kadar işte sağlık giderini yapmadık gibi bir kestirim yapmak çok zor. İstatistiksel olarak da zor. Ama bunun olumlu etkilerinin olduğu açık. Şimdi tabii başka konularda da buna dikkat etmemiz lazım. Glikoz şurubu konusu mesela çok önemli bir konu. Glikoz şurubunun yapay bir malzeme olduğu ve insan bünyesinde algılanamadığı için bir takım sorunlara yol açtığı biliniyor. Yani dolaşım bozukluğu, işte şeker dengesinin bozulması vesaire gibi. Bu konuda da tedbirlerin alınması ve glikoz şurubunun kullanımının yasaklanması gerekiyor. Buna benzer toplumda bir takım rahatsızlıklara yol açan, hastalıklara yol açan kimyasalların kullanımını önlememiz lazım. Bunların da ithalatını bir şekilde yasaklamamız lazım. Koruyucular var biliyorsunuz. O koruyucuların gerekli olmadığı yerlerde kullanılmaması gerekir. Bunun dışında da bu koruyucuların mümkünse sağlıklı olanların tercih edilmesi gerekir. Tabii bu E serisi olan koruyucuların bir kısmını sağlıklı olduğunu biliyoruz ama bir kısmı hakkında da çok ciddi şüpheler var. Kanıtlı, delilli, zararlı olan maddeler de var. Bunları çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Sağlıklı yaşam kültürünü oluşturmak zorundayız. Dolayısıyla insanlarımızın bir spor dalına mutlaka ve mutlaka ilgi göstermelerini sağlamalıyız. Bu bir bisiklet sürmek olabilir, dart, bocce gibi işte ileri yaşlarda yapılabilen sporlar olabilir. Bunun dışında hiç değilse açık hava yürüyüşleri vesaire de çok önemli bir fayda sağlayacaktır. Şunu unutmamak lazım. Herkesin haftada yüksek tempoyla yaklaşık bir 2,5-3 saat kadar yürüyüş yapması çok önemli, sağlıklı olması için. Erkekler bilir, otomobillerde zaman zaman devri yükseltirler ki işte otomobilde bir takım yağ ve su birikintileri olmasın, tortulaşmalar olmasın diye. Aynı şey insan vücudu için de geçerli. Zaman zaman nabzı yükseltmek lazım, yüksek tempoyla hareket etmek lazım. Hem bu bütün bedenin beslenmesini sağlar, hücrelerin beslenmesini sağlar, hem de damarlardaki akışın normalleşmesini sağlar. Bu da dolaşım yolu hastalıklarına, hem tansiyona, hem kiloya, hem de buna benzer kalp rahatsızlıklarına
bir önlem olarak düşünülebilir. Bizim toplumumuzda en çok yaşanan sorun hareketsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum ve obeziteden kaynaklandığını düşünüyorum. Aşırı kilolu insanlarımızın gördüğümde biraz onlar adına üzülüyorum açıkçası. Çünkü fazla kilo gerçekten insan sağlığı için son derece zararlı bir şey. Belki sigara kadar zararlı diyebiliriz. Bir de şunu eklemek isterim. Bizim mutlaka yaşlı ve hasta bakım hizmetleri konusunda uygulama elemanları yetiştirmemiz lazım. Ara eleman yetiştirmemiz lazım. Bu çok önemli. Çünkü toplumun yaş ortalaması giderek artıyor ve gelecekte bu yaşlı insanlarımıza bakacak birilerinin olması lazım. Halk eğitim merkezleri çeşitli kurslarla meslek elemanını yetiştirmeye çalışıyor ama bu kursla olacak bir iş değil. Ciddi eğitiminin verilmesi lazım. Ben geçmiş dönemlerde rektörlerimize bunu ilettim ama maalesef bunun gereği yapılmadı. Biz bu konuda ne kadar çok eleman yetiştirirsek sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da olan ihtiyacı karşılayabiliriz. İnsanların emeklilikten kalan işte gelirleri olabiliyor ama bakacak insanı olmuyor. Bu çok önemli bir şey. Ve bilgisiz, eğitimsiz, yurt dışından gelen bir takım insanların elinde çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Yani o insanların vicdanıyla baş başa kalıyorlar. Buna mahal vermemek lazım. Sağlık konusunda genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz hocam paylaştığınız değerli yorumlarınız için. O halde sağlıklı günler dileyerek konuşmamızı kapatıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Hoşça sağlıklı kalın. Ve mutlu günler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.